O zaman İsa Mesih'in sözleri çok önemli bizim için. Luka 13. bölüm 5. ayette İncil bize şöyle diyor. Bakın İsa Mesih bu sözler direkt İsa Mesih söylüyor ve İncil'de kayıt edilmiş. Ne diyor? Ama tövbe etmezsiniz hepiniz böyle mahvolacaksınız diyor. Evet. Yani dolayısıyla bakın bir gerçek var. Bir, Allah bir gerçektir. Tek yüce yaratıcı Allah bir gerçektir. Allah'ın cenneti o da bir gerçektir. İsa Mesih ne dedi? Ben oraya gidiyorum, size yerler hazırlayacağım ve sonra gelip tekrar sizi alacağım. Yani başka bir gerçekti İsa Mesih'in ikinci gelişi. İsa Mesih'in ikinci gelişinde artık ne olacak? Tövbe etmiş olanlar, Allah'ın yolunda seçmiş olanlar, bunu hayatlarıyla, imanlı hayatlarıyla, imanla Allah'ın verdiği o harika cennet hediyesini kabul edenler, kalplerini ona iç açanlar ve İsa Mesih'i ara bulucu, kurtarıcı olarak kabul edenler için İsa'nın ikinci gelişini cennet bizi bekliyor. Evet. Bir diriliş olacak diyor kutsal kitap. O dirilişte insanlar gözlerini açtıklarında ne görecekler? İsa Mesih'i, kurtarıcımızı görecekler, evet. Melekleri görecekler ve İsa Mesih'le birlikte hepimiz cennette yaşayacağız, gideceğiz ve orada yaşayacağız. Cennette harika bir yaşam bizi bekliyor. Ama kutsal kitapta ayetten de başka bir yolda var diyor. Ne diyor İsa Mesih? Tövbe etmezseniz diyor, biraz önce okudum ayeti, hepiniz böyle mahvolacaksınız. Yani eğer insanlar tövbe etmiyorlarsa bu hayatta değil. Bu hayatta herkes ecelinden ve başka sebeplerden dolayı vefat ediyor ve evet. ölüyor. Ama bir diriliş söz konusu diyor kutsal kitapta. O dirilişte kötü tövbe etmemiş insanlar, tekrar ediyorum, kötü olup da tövbe etmemiş insanlar, onlar için gözlerini açtıklarında sonsuza dek mahvolacaklar. Yanıp cezalarını ödeyecekler ve yok olacaklar bu dünyadan. Yani sonsuz bir yok oluş diyor kutsal kitapta. Yani tabii ki ben hiç kimsenin, hiçbir insanın mahvolmasını istemiyorum. Hiçbir insanın Allah'tan uzaklaşmasını istemiyorum. Her insanın akıllı seçim yapmasını istiyorum. Çünkü sonuç çok ciddi. Birisinde evet. sonsuz bir cennet, diğerindeydi eğer tövbe etmeden kötü yolumuzda devam edersek mahvolacağız. Sonsuz bir yok oluş söz konusu.